Sayın kurum temsilcileri, değerli öğretim elemanları ve sevgili öğrenciler. Enerji sektörü bildiğiniz gibi dünyada ülkelerin gelişmişliğini gösteren, kalkınmışlığını gösteren bir durumdur. O nedenle petrol ve doğalgazın önemi gerçekten son zamanlarda da bildiğiniz gibi dünyadaki bütün ekonomik göstergeleri alt üst eden bir durum arz etmiştir. Arkadaşlar, petrol ve doğalgaz enerji sektörünün %87'sini doğrudan doğruya oluşturmaktadır. O nedenle petrol ve doğalgaz dünyada olduğu gibi ülkemiz için de vazgeçilmez bir enerji sektörünün bir parçasıdır. O zamanlarda TFAO'nun ve EPDK'nın araştırmalarına göre baktığımızda enerji sektöründe gerek petrol yatakları bakımından, gerekse doğalgaz bakımından günlük varil üretimlerinde çok büyük artışla söz konusudur. Ülkemizde petrol ve doğalgaz üretimi her geçen gün artmaktadır. Çünkü ülkemiz %97 itibariyle doğalgazda dışa bağımlı durumdayız. %92 itibariyle petrolde dışa bağımlı bir ülke pozisyondayız. O nedenle petrol ve doğalgaz mühendislerine çok büyük görev düşmektedir. Bu Akdeniz'de gerçekten petrol ve doğalgaz bakımından zengin petrol yataklarının bulunduğunu görüyoruz. Dünyada özellikle Doğu Akdeniz'de ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle İsrail devleti arasında yapılan anlaşmalarda sondaj çalışmalarında başlanmış olup bunun akabinde Enerji Bakanlığımız ve TFAO Genel Müdürlüğü ile aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Yurdu Bir adlı sondaj, petrol sondajını başlatmış. Ama stratejik olarak bugün jeofizik araştırmaları Bora Piri Reis gemisiyle sürdürülmeye çalışılıyor. Akdeniz'de güvenliğimiz açısından ve Antalya doğrudan doğruya Toros Derneği Elmalı bölgesindeki kesimde de petrol araştırmaları, doğalgaz araştırmaları son derece emniyetle yapılmaya çalışılmaktadır. Körfez bölgesinde, İskenderun Körfez bölgesinde birçok jeofizik araştırmaları ve aynı zamanda petrol sondajı araştırmaları arz suzma açıklarında Karataş'ı arasındaki bir offshore platformunda gerçekleştirilmektedir. Biz petrol ve doğalgaz mühendisi olarak petrolün ve doğalgazın ehemmiyetini ve önemini ortaya koyabilmek için buradaki aktiviteyi düzenlemek ve böylece dünyanın ilgisini bu noktaya çekmek maksadıyla arkadaşlar böyle bir çalıştayı gerçekleştirdik. Enerji üretme tüketme verilerine baktığımızda toplam enerji üretimi sadece %2'si doğalgaz iken tüketime baktığımızda bu oran %35 oranı bilinmektedir. Bu oranla doğalgaz olan ihtiyacımızın ve doğal gazdaki dışa bağımlısının somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl artan yaşam standartları, sanayileşme ve nüfus değerleri bağlı alındığı takdirde enerji olan talep gittikçe artmaktadır. Bu durum ise ülkelere kendi öz kaynaklarını en verimli şekilde kullanması gerektiği durumunda göstergeler vardır. Bu çerçevede ülkemize enerji kaynakların daha etkin bir şekilde araştırılarak ekonomiye kazandırılmasını ve bu enerjinin verimli kullanılması önem arz etmektedir. Tabii ki bu işin içine bir de çevresel boyutlar vardır. %90 oranın üzerinde bir enerjiyi fosil atıklarından elde etmekteyiz. Takdir edersiniz ki bu çevreye önemli bir zarar getirmektedir. Bu açık gerçekle karşı karşıya olduğumuzu herkes farkında olması lazımdır. Doğalgazın diğer fosil atıklarına göre daha az çevreye zarar verdiği herkesin bilmektedir. Lakin doğalgazda dışa bağımlı olan dışa bağımlılığımız ve bu konuyla ilgili uluslararası stratejiler doğalgazdaki arz talep dengesini ve fiyat istikrarını sürekli olarak sarsmaktadır. Bunun için ki doğalgazın doğasına uygun bir biçimde taşınması, depolanması ve halka arzı önem arz etmektedir. Bu çerçevede geleceğimizi temel olan gençlerimizi bilgiyle donatıp
edindiğimiz sektörel tecrübelerimizi onlara aktarmamız son derece önem arz etmekte olur. Ülkelerden tedarik ediyorsanız ve bulunduğunuz coğrafya siyasi olarak istikrarlı bir coğrafya değilse tedarik ettiğiniz ülkelerde her an bir kriz çıkabilir. Ve bu krizin etkileri size doğal gaz problemi olarak ortaya çıkacağına bu tür aksaklıklara karşılık bir depolama tesisinde olması gerekiyor ki yurt dışında meydana gelecek krizleri tesislerle bertaraf edebilirsiniz. Bu nedenle doğal gaz depolama Türkiye için stratejik bir öneme sahiptir. Son olarak da özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde siyasal ortamın istikrarlı olduğu, herhangi bir siyasi problemin olmadığı ülkelerde doğal gaz fiyatlarına bağlı olarak düşük olduğu dönemlerde satın alıp depolanıp yüksek fiyatlara ulaştığı dönemlerde ise satın almada ticari bir amaç olarak da depolama tesisleri kullanılmaktadır. Bundan sonra plaket vermek de yasak, haberiniz olsun. Bizim başına öyle hareket ediyoruz. Son plaket herhalde.